21 ve 18 yaşındaki sevgilileri kaçırıp öldüren, sonra da cansız bedenlerini Kızılırmağa atan iki zanlı, sorgularında dehşet veren ayrıntıları anlattı. 25 Mart 2022 Saat 16. Yer Kırşehir. Hasan Aydoğan 21, Şeyma Demir ise 18 yaşındaydı. Hasan Aydoğan ve sevgilisi olduğu ifade edilen Şeyma Demir bir araçla dolaşıyorlardı. En son beraber görüldüler. Babası besici olan Şeyma kent merkezinde babaannesiyle yaşıyordu. Hasan kısa süre önce askerden gelmişti ve bir fabrikada işçi olarak çalışıyordu. İddialara göre Şeyma Demir ile yaklaşık 2 yıldır sevgiliydi. Ancak akşam saatlerinde ne Hasan ne de Şeyma evlerine dönmedi. Kırşehir'de yaşayan 18 yaşındaki Şeyma Demir üniversite 1. sınıf öğrencisiydi. Babası çiftçiydi, kent merkezinde babaannesiyle kalıyordu. Genç kız ve erkek arkadaşı Hasan Aydoğan 25 Mart'ta bir anda ortadan kayboldu. Evlatlarına ulaşamayan aileler durumu emniyet güçlerine ihbar etti. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş araç ihbarı aldı. İnceleme sonucunda arabanın Hasan Aydoğan'a ait olduğu tespit edildi. Araçta yapılan ilk aramada ikiliye ait cep telefonları, mont ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyaların olduğu çanta bulundu. Emniyet güçleri bu gelişmeden sonra geniş çaplı bir araştırma başlatarak kayıp gençleri aramaya başladı. Bir anda haber bültenleri iki kayıp genç hakkında haberler yapmaya başladı. Türkiye bu tür haberlerden sonra gelen kötü haberlere o kadar alışıktı ki kimse bir kötü haber daha duymak istemiyordu. 27 Mart sabah saatlerinde Kızılırmak kıyısı kenarında bir kadın cesedi bulundu. Bulunan kadın cesedinin elleri ters kelepçeliydi. Ayakları ise iple bağlanmıştı. Peki ceset Şeyma'ya ait olabilir miydi? Yapılan ilk incelemede bulunan kadın cesedinin 2 gündür kayıp olan Şeyma Demir'e ait olduğu belirlendi. Sevgisiyle birlikte sır dolu bir şekilde ortadan kaybolan Şeyma Demir'in cansız bedeni bulundu. Kimsenin duymak istemediği o kötü haber gelmişti. Umutlar sona ermişti. Demir'in cenazesi otopsi için Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler dört bir koldan Kızılırmak'ta arama yaptı. Ancak Hasan Aydoğan hala bulunamamıştı. Kırşehir'de evlilik hayali kuran Şeyma ve Hasan vahşice katledilmişti. O olayın ayrıntıları da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Polis ve jandarma ekipleri birçok kamera görüntüsünü incelemeye başladı. Çok geçmeden otomobili gören güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı ve olayla ilgili ilk gözaltılar da geldi. Kırşehir Belediyesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami A ve Şefik E gözaltına alındı. Bir süre sonra Demir'in ölümüyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. O ve erkek arkadaşı 3 gündür kayıptı. Genç kızın nehir kıyısında cansız bedeni bulundu. Elleri kelepçelenmiş, ayakları iple bağlanmıştı. Onunla birlikte kaybolan erkek arkadaşına ise hala ulaşılamadı. Ahi Evran Üniversitesi Yaşlı Bakım Bölümü 1. sınıf öğrencisi Şeyma bulunduğunda elleri kelepçeliydi. Ayakları ise iple bağlıydı. Şeyma ensesinden tabancayla vurulduktan sonra nehre atılmıştı. Yaşanan olayda hayatını kaybeden Şeyma, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akçaağıl köyünde toprağa verildi. Cinayete kurban giden Şeyma Demir toprağa verildi. Ekipler şimdi kayıp Hasan Aydoğan arıyor. Peki kim, neden böyle vahşice bir cinayet işlemişti? Hasan Aydoğan neredeydi? Sağ mıydı? Çok geçmeden emniyet güçleri birçok detaya ulaştı. Olay günü Sami A ve Şefik E otomobille gezerken Hasan Aydoğan'a ait aracı gördüler ve yaklaşmaya başladılar. Zanlılar Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'ı önce polis olduklarını söyleyerek kandırdılar. Ardından da gençleri ters kelepçeleyerek arabalarına bindirip ıssız bir noktaya getirdiler. İçinde Şeyma Demir'in de bulunduğu araca yaklaşan iki isim kapıyı çalarak silahlarını gösterip kendilerini polis olarak tanıttılar. Soruşturmanın genişletilmesiyle güvenlik kamerası kayıtları izlendi. Görüntülerde Kırşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan iki kişinin Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'i araçlarına bindirip kaçırdıkları görüldü. Kendi arabalarının içindelermiş, iki tane cani gelmiş, çocukları arabadan indirmiş. Biz polislik diye güvenlik görevlileri çocukların eline
ters kelepçe takarak kendi araçlarına bindirmişler, plakalarını gizleyerek çocuklarımızı ırmak kenarına götürerek işkence yapmışlar. Hasan ve Şeyma'yı araçtan indirip kelepçelediler. Onlara tutuklandıklarını ve karakola götürüleceklerini söyleyerek kendi araçlarına bindirdiler. Yaklaşık 50 kilometre yol giderek merkez ilçeye bağlı Kortulu köyüne doğru hareket ettiler. Burada alkol almaya devam eden iki güvenlik görevlisi iddialara göre Şeyma Demir'e tecavüz etti. Sonra da ensesinden tabanca ile vurarak Kızılırmak'a attılar. İncelemelerin ardından iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıtıp iki genci araçlarını aldığı belirlendi. Gözaltına alınan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan çapraz sorguda cinayeti itiraf etti. Burada Şeyma Demir'e cinsel istismarda bulunan zanlılar Şeyma'ya bir, Hasan'a iki el ateş ettikten sonra 30 kilometre uzaklıktaki Kızılırmak Nehri'ne attılar. Bu canilere idam istiyoruz. Çocuklara olmadık işkenceleri yapmışlar. Kız arkadaşı daha küçücük, 18 yaşındaydı. Bu çocukları alıyorlar, götürüyorlar, infaz ediyorlar. İddiaya göre Hasan Aydoğan'ı da karnından tabancayla vurup aynı şekilde Kızılırmak Nehri'ne attılar. İki cani cansız bedeni Kızılırmak'ta aranan Hasan'ı ise göğsünden vurdu. Yerini yurdunu belirlemek istiyorum evladımın. Çocukların onlara bir zararı yok, bir düşmanlığımız yok, bir yani tanışmışlığımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Türkiye'nin yüreğini yakan olayın ardından 18 yaşındaki Şeyma toprağa verildi ama sevgilisi Hasan'a hala ulaşılamadı. Cesetleri Kızılırmak'a atan iki cani cinayetin ardından otomobilini yıkatarak delilleri yok etmeye çalıştı. Şeyma Demir'in cesedi olaydan 3 gün sonra Kızılırmak Nehri'nde bulundu ancak Hasan Aydoğan'ın cesedi hala aranmaya devam ediyor. Kızılırmak Nehri'nde jandarma ve polis ekipleri talihsiz gencin cesedini arıyor. Adalet istiyoruz. En ağır cezasını almalarını istiyoruz. İdam istiyoruz. İdam. Yani bir çocuklarımızı yani dışarı koyaramayacağız mı? Okula gitmeyecek mi? 3-5 arkadaş toplanıp bir yere bir piknik yapmaya gitmeyecek mi? Biz onun için şey diyorum. Benim ciğerim yandı, kimsenin ciğeri yanmasın. İki güvenlik görevlisinden Sami A suçlarını itiraf ederken Şefik E ise tüm suçlamaları reddetti. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öldürüldüğü iddia edilen Hasan Aydoğan'dan ise henüz bir iz yok. Genç kızın cesedi montunun içinde oluşan hava kabarcıkları sayesinde su yüzüne çıktı ve kıyıya vurdu. Ancak Hasan Aydoğan karnından vuruldu. Bu nedenle vücuduna su dolduğu ve cesedin ırmak dibine çöktüğü tahmin ediliyor. İkisinin mezarını da yan yana yaptıracaktık. Bu dünyada buluşamadı ama öbür dünyada buluşsun diye yan yana gömecektik çocukları. O da nasip olmadı. Bacımın çocuğu 21 yaşındaydı. Geçtiğinin baharında aldılar çocukları. Yazın çocuğun üniversitesi bittikten sonra baharada nişanlı takacaktık. Bu dünyada nasip olmadı. Öbür dünyaya inşallah kalacak. Ortaya çıkan detaylar adeta kan donduruyordu. Bu tür cinayet haberleri son yıllarda giderek artıyordu. İki kişi hangi cesaretle kendilerini polis olarak tanıtabiliyordu? Sadece görev esnasında silah taşıma izinleri olan zanlılar nasıl olmuştu da görev dışında silah taşıma cesareti göstermişlerdi? Tüm bu sorular zamanla cevabını bulacak. Çocuklar biri bulundu ama oğlum hala bulunamadı. Ekiplerin fazlalaştırmasını istiyorum. Hasan Aydoğan'ın ailesi arama çalışmalarından gelecek haberi bekliyor. Evlatlarının bir mezarı olsun istiyorlar ve tabii ki katillerin en ağır cezayı almasını. Bizim ciğerlerimiz yandı. Benim bacımın ciğeri yandı. Başka annelerin ciğerleri yanmasın. İdam istiyoruz biz bunlara. Bu canilere idam istiyoruz.